salıyor lan ben. Buna mı? Nereye saklayayım bunu? Nereye saklayayım bu karı? Akşam hap gibi içip zabanin çıkarayım ne diyeyim? Getirmiş. Getirmiş. Neredesin lan? Bu karabası. Ana. O define buldum. Anne. Eve hırsız girmiş. Ulan ne istediniz bu garibanın evinden be? Allah cezanızı versin. Anne, yoksa hırsızlar bu dibet o kuzunu mu götürdüler? Eğer öyleyse yüce Rabbim hırsızları ettiğim ben duayı geri alıyorum. Artık bundan sonra onlara sempatiyle bakacağım. Kapımı penceremi açık bırakıp yatacağım Cenab-ı Rabbül Alemin. Amin. Niye açık bırakıyorsun kız zaman zaman kapıyı pencereyi? Götürmüş sen misin be? Ya kimi bekliyordun kız? Ben kimseyi beklemiyorum, hırsız girdi zannettim. Hırsız girmedi, ben girdim. Ne o dayak duası mı yapıyordun sabah sabah? Duaya ne gerek var, zat başı dövüyorum zaten. Merak etme, sabah dayağını aksatmayacaksın. Dayak antibiyotik gibidir. 8 saatte bir alınması hiçbir faydasını göremez. Ne gidi damperli o kız? Pardon, duyamadım. Sakladığın bir şey mi itiraf ediyorsun yoksa? Ne saklaması be? Hiçbir şey itiraf etmiyorum. Susma hakkımı kullanacağım, susacın. Susma. Sustukça dayak sırasının sana da geleceğini biliyorum değil mi? Bilmiyorum be. Bak, paralar nereye sakladın söyle bakayım. Paraları sakladım yok benim be. La yalan konuşma la. 100 kişiye sorduk kalkılmış da para var mı diye. Aldığımız en popüler cevap 40 milyon lirası var oldu. İnşallah o 100 kişi tarafından meydan dayağına çekilirsin. Bak sen tatlılığına itiraf etmeyen ama bak sana ne göstereceğin kalkılmış. Salonda 40 milyon lira buldum. Bu kara para tabii. Şimdi bu kara parayı rakı alıp kalanında at yarışı oynayarak aklayacağım. Ana! Ayakkabı paralarım! Ulan ben o paraları ayakkabı almak için biriktirmiştim be! Bağırma lan şiddet bıza! 40 milyon lirayı radyonun altında saklayıp ekonomiyi felç etmeye utanmıyor mu lan? Korktuğum başıma geldi. O kız kunepesi paralarımı bulmuş. 10 yıldır biriktirdiğim parayla ben kendime bir bot alacaktım lan! Lan Müslüm karı! Sen har vurup parmağı savuracaksın diye ben rakı içemeyecek miyim? İnşallah rakı kamyonu altında kalırsın. Ciğerlerinde o kara ciğerlerinde siroz ağacı çıkartır. Rakıyı da sularsın. Versin ulan paralarımı. Bu kış kıyamette yırtık pırtık ayakkabıyla mı gideceğim ben dışarı? Lan jet sosyete bile yırtık pırtık bulucun geyiğe fena mı işte? Sen de modaya ayak uyduracaksın. Tok boku. Ulan sen de... Sende hiç vicdan yok mu? Dışarıda kalkış kıyamet, ben bu yırtık pırtık ayakkabıyla nasıl işe giderim? Benimle polemiğe girme kalkınmış. İkimizin polemikleri genelde senin ağzının burnunun dağılmasıyla son buluyor. Madem senin meselen ayakkabı, ben bu işi halledeceğim, sen merak etme. Ver o zaman paramı. Lan ayakkabı meseleni halledeceğiz dedik ya lan, çarkı velen kafalı. Sen mutfağa git kayfaltı yazılı, yürü ben halledeceğim. Halledecekmiş, sen ancak Irak'ı halledersin, daha perli okuyuz. Lan ayakkabı meselesini halledeceğiz dedik ya, Ecüş Portakal. İnşallah ayakkabı giyecek ayak bulamazsın. Lan kalkılmış yumurtan kayısı kıvamında olsun. Kayısı kıvamıymış. Kayısı kıvamı yapayım da kafamı çevir değil mi? O kız arabası. 3 tane yumurta yapıyor. Katı, rafada, kayısı. Hangi kıvamda istersen onu zifler. Ayı kıvamında herif. Bu şöyle geniş bir altılı oynayıp şeytanın bacağını kırayım. Şeytanın bacağı kırayım. Kalkılmışsın bacı.
Aferin lan itiğim, şeytanın ben kalkılmışım bacağını kırdım bile. Şimdi öcük kalkılmışı meşgul edip oyalayın. Lan kalkılmış, bana ireçelli omlet yap. Tamam, tamam. Ne? Neydi ne yapayım? İreçelli omlet dedim lan, felçlisi. Ulan üç reçelli omlet olur mu? Station'da ne? İşi gücü bana zorluk çıkarmak bunun bile. Lan kalkılmış, hayat tecrübelerin sana şimdiye kadar dayak yemeden iş yapmayı öğretmeliydi. Ama ille de dayak fantezisi istersen gelip seni mutfakta da dövebilirim. Ey Allah'ım, gücüne gitmesin ama. Bu adamın kafasındaki devreleri acık karışık yerleştirmişsin. İlli elimin kocası karılarımı bir yere evin her köşesinde nasıl öpeceğim diye fantezi kurarken bu adam evin her kocasında nasıl dayak atarım diye düşünüyor. Sana bıraktım yarabbim. Zengil hakkından artık. Evet. Kalkınmış kepliğini avlayacak tuzağı kurmaya başlayalım. Lan kalkılmış! Ekmeğimin üstüne batlıcan sür lan! Ne? Batlıcan mı süreyim? Ulan binek lan yok! Attığın dayaklar destekti galiba. Normal olarak bu kadar dayaktan sonra benim kafayı yemem lazım. Sana ne oluyor? Bak bu az! Lan ana şıkkır! Bak sana seçme şansı bırakıyorsun. Ya ekmeğime batlıcan süresin ya da ben seni sürerim. İnşallah sen sürüm sürüm sürünürsün. Sürünürken de o Veli Efendi'deki bütün atlar üzerinden dört nala geçer. Olmayan be kalkılmış. Bak beni fazla mesaiye zorluyor. Her insanın bir dayak atma kapasitesi vardır. Benim sınırlarımı zorlama. Şimdi... Kalkılmış ezmesini işe gönderip bu ayakkabı meselesini halledelim. Falan kalkılmış ipe takılıp ayağını mı burkar, bir yerini mi incidir. O kendi becerisine kalıyor. Şimdi gelelim eşeklere. Birinci ayakta Barbarino tek olur. Barbarino'ymuş. Barbarlıkta kimse senin eline su dökemez be. Barbarino onda gidelim. Alo! Lan Alaaddin sen misin? Esra mı diyorsun lan? He? Lan bak beni bak, geçen hafta Celaleddin Alkan'dan aldığı tiyolofos çıktı oğlum. Yine ona benzemesin lan. Ne? Karataş ikinci ayakta Freeman tek mi oldu demiş. Lan doğru söylüyor lan. Ayak kuyumcuyanın atları hep kazanıyor lan. De. Lan beni bak kayfede bekle lan geliyorsun. Lan geliyorsun lan işte. Beni bak kimseye söyleme. Kayyan bölünmesin hadi öptüm seni hadi. Toynaksuz deme. Daha bir kere bana öpüyorsun demedi. O kız boku. Zengin oluyorsun lan, zengin oluyorsun. Anne, nereye ulan? Banka soymaya mı gidiyor? Lan ne banka soyması lan salak? Zengin olmaya gidiyorsun lan. Zengin olmaya gidiyorsun. Lan madem kahvaltı yemeyecektin de, niye bunu reçelli omletle bu patlıcanlı ekmeği hazırlattın? Lan benim hiç yesim yok kalkılmış. Otu sen yi. Ne? Ben normal kahvaltı edeceğim. O kız kayfaltısı öksürtüyor. Değmesin yağlı boya! Lan kalkılmış yardım et lan! Yüce Rabbim, son günlerde dayak yemekten beddua etmeye pek vaktim olmuyordu ama nihayet eski dualarımı kabul ettim. Cenab-ı Rabbül Alemin, amin! Sussana lan ayu! Çiftleşme mevsimi gelmiş fok balıkları gibi ne büyürüyorsun? Ayağım! Hatta ayaklarım çok kötü ağrıyor! Ne oldu lan? Aa, at mı
geçsem? Lan canlı Mefta, yorum yapacağına kaldılar beni. Ayaklarım kırıldı galiba lan. Ayaklarını kırmayı nasıl becerdin lan dinginsiz ayol? Biri buraya ip gelmiş. Eşim kocum bir ele pislik yapmak. Kendi tuzağına düşersin işte. Lan kapının önünde ip madeyi beni neye uyarmadın lan? Ulan mantıksız psikopat, senin kurduğun tuzağın sana nasıl haber vereyim? Ulan anayım. Yardım et lan, bana çok acı çekiyorsun lan. Neyse ki ben senin kadar zalim değilim. Hadi şu koşudaki kliniğe gidelim. Hadi gel. Sen bana tuzağı ne yaparsan hadi. Ayağım. Kırmış. Şu cebimde 40 milyon lira var. O parayı al da hastane masraflarını öde de. Cebinden parayı alayım da kemiklerim un ufak et değil mi? Almayayım işte. Sen değil miydin? Cebimden parayı alırsan seni kuma gömerim diye. Almayayım işte, almayayım. Alsana lan. Gömmeyeceğim de. Hastanın eşi siz misiniz? Evet efendim. Eşim alayım. Benim adım bakılmış, bunun adı itilmiş ama siz kısaca it diyebilirsiniz. Hastamızın ayaklarında ekimozlara bağlı olarak semptomatik çatlaklar var. Eğli mi? Kurban olduğumun tıbbı. Bu ayının hastalığını ne güzel diye izah ediyor. Biraz daha anlatır mısınız? Anlatılacak bir şey yok. Ayakların ikisi de çatlak. Desenize, itilmiş ayısının yeşil ormanlara dönüşü vakit alacak. Tedavi ücreti 40 milyon vezneye yatırın. Biz de bir an önce tedaviye başlayalım. Çünkü bu tür durumlarda ömür boyu sakat kalma riski çok fazla. Ne? Ömür boyu sakat kalmak mı? Eşinizin sigortası var mıydı? Hanımefendi? 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 Pardon. Lan kalkılmış! 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 Kulağın mı çınladı ne? İtin biri beni andı galiba. Şerefli emniyet mensubu asla bayılmaz. Hırsıza uğursuzluğa karşı her zaman uyanık durur. Öyle değil mi? Ben şimdi bayıltmasını bilirim. Çık şöyle. Ulan Ayda, ameliyatına ben gireceğim lan. Oflu Gabadayı Tahsin ile Jilet Kemal orada da, arıza tipler. Her düğünde maraza çıkarırlar, yanında aileleri var. Yanındaki gavlara bakmamak lazım. Bu ha? Helalı. Ben de bakmam. Niye bakayım ki? Yukarı Çoban Çeşme Kütüğü'ne kayıtlı Hamaset Dalgı'nın Aralık 1999 celbinde silah altına alınmasına karar verilmiştir. Güzel Pınar Askerlik Şubesi Başkanlığı. Hamaset, sen askerlik yapmamış mıydın? Vallahi Kadriye, sen zevklisin galiba. Sen de bir karar ver be sürahi. Kabul, salak geldim. Ama salak mı gideceğim, zeki mi gideceğim? Yeter artık be! Yorma beni artık bu kadar! Tansiyonum fırladı ya! Kızma canım, kızma! Şimdi şu senin hayırsızlar senin doğum gününü hatırlamadılar ya! Sen de onlarınkini hatırlamayı verirsin, olur biter işte. Kadriye! Ömrümü yedin Kadriye! Kalan ömrümü de sen yedin Allah! Sen nasıl biliyorsun öyle yapsın Kadriye! Lokantamdan kuru fasulye çaldı. Benim lokantamdan pilav çaldı. Benden hep tatlı çaldı komiserim. Hiç utanma yok ya. Kuru fasulye bile çaldı. Tamam gürültü etmeyin ya. Teker teker konuşun be. Vallahi kuru iftira atarlar. İnanma komiserim bu küçük esnaflara. Senin ne şikayetin var kardeş? Benim dükkanımdan da kürdan çaldı. Gerçi kürdan önemsiz bir şey ama ben prensip olarak hırsızlığa karşıyım. Tamam tamam kardeşim, hepiniz haklısınız, haklısınız da. Şimdi buyurun siz dışarıda bekleyin, ben gereken işlemi yapacağım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ulan Gülazer, sen ne manyak bir karısın be! Ulan kuru fasulyeyi başka lokantada çalıyorsun.
Pilavı bir başka lokantada çalıyorsun, tatlıyı başka lokantada çalıyorsun. Ulan hırsızlık yapacağına yaptın. Hadi hepsini aynı lokantadan çal bari be. Aa, hiç olur mu öyle şey? Bir tanesi kuruyu çok sugar yapar, bir tanesi pilavı çok sugar yapar, ötekisi de tatlıyı çok sugar yapar. Ben mecburen hepsini ayrı ayrı yerlerden çaldım. Ha, itiraf ettin işte, çaldın değil mi? Ay yok, çaldım. Bak sen benim dilimi suçturdun. Çaldım, aldım çok yakın. Ben aldım diyecektim, çaldım dedirttim. İnkar bana. Etme günah sen, inkar etme, çaldın işte, çaldın. Lan, dikkatli ol komiserim. Suçu sabit görülene kadar vatandaşı hırsızlıkla suçlayamazsın. Öyle der mi? Bacı? Vallahi öyledir. Ben sana ne diyeyim artık? Aygarım Anadolu yiğidim. Doğru söylersin. Hem ben çalacak olsam ne yani burada iki kalorilik bir şeyler mi çalacağım? Yurtta hafif, kalorida ağır bir şeyler çalarım herhalde. Ya Gülazer sen tiryaki olmuşsun evladım. Ulan senin hırsızlık yapmadığın bir günü görmeyecek miyiz be? Bak son defa ikaz ediyorum komiserim. Şerefli bir devlet memuru vatandaşa yargısız infaz yapmaz. Ya. Yaptırmıyorum ya. Ya. Tamam be kardeşim sen beni sus be. Bana bak, sen şimdi şu canım kuru fasulyeyi çalmadın mı ha? Tövbe kuru iftira atarlar. Eğer yalanın varsa bak, nasıl kuru fasulyeden yemek nasip olmasın. Öyle pirandan hiç nasip olmasın. Bak, nasip olduğuna göre çalmamışım demektir. Hatta bak, yine nasip oldum. Peki Gülendir Batı, tatlıya ne diyeceksin? Bak şimdi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Aydar'ım şerefli emniyet mensubu. İyi günler komiserim. Buyurun beyefendi, nasıl yardımcı olabilirim? Ben Sarraf'ım efendim. Dükkanıma gelen bir müşteri bu elması dükkanımda unutmuş. Sahibi bulunana kadar sizde durmasını uygun buldum. Sen süzme salaksın Sarraf efendi, süzme salak. Hiç merak etmeyin beyefendi. Sahibi ne zaman ortaya çıkarsa gelip buradan alabilir. Teşekkür ederim. Helal olsun ya. Sağ ol. Helal olsun. Sağ ol. Kurban olayım ya. İşte gerçek örnek vatandaş böyle olur. Bu da cezalı bir öpüyor. Tamam be. Kurban olsun. Aman be işte Aydar. Sizler durduk zaman yapılan meket vatandaş. Yeter ama Aydar'cığım yeter. Gerçekten. Beyefendi siz buyurun gidin tamam. Teşekkür ederim. Tamam Aydar'cığım yeter artık ya. Bak ne insanlar var bu dünyada görüyor musun? İnsanlık daha ölmemiş demek, ölmemiş. Bence salaklık ölmemiş. Ay, temizlik, saflık ne kadar güzel bir şey değil bu komiserim. Sen olsaydın Gülazer hemen bu elması iç etmeye kalkardın değil mi? Aa yanlışım var komiserim. Eğer Gülazer bacı da olsaydı elması kaptığı gibi karakola getirirdi. Öyle değil mi Gülazer bacı? Getirir. Getirmezler. Ya getirirdi. Ya getirirdi. Var mısın iddiaya? Varım ulan. Nesine? Elmasına? He. Sen şimdi o elması bana ver, ben dışarı çıkayım. Getireceğimi, getirmeyeceğimi hep beraber görelim. Tamam ulan anlatayım hadi. Hadi. Şşş gel buraya, gel buraya. Ne be? Seni uyanık seni. Seni uyanık seni. Ulan elması alıp tüyeceksin öyle değil mi? He. Aa, hiç olur mu öyle şey? Benim gibi bir emniyet mensubuna gene iftira atarsın. Komiserim asparagas abinim. Ay şu masanın hali nedir bu böyle Allah aşkına kir içinde kalmış. Ay koktu koktu el taraf neyse ben silerim hiç önemli değil. Sil bacı sil. Gel komiserim şuraya bir kadın hademe getirsek ortalık pislikten geçirmiyor ya. Yok yok o kadar da kirli değilmiş. Ay senin üniformanda leş gibi iç üniforma sahibi bir adam. Bekarlık hali. Olsun insan günahları da sus. Ya komiserim ne yapayım? Ay, ya ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Kız kız kız. Aman Allah kahretmesin. Kir içinde toz etmesin de ama. Ya dur bir saniye ya. Ya komiserim bu gerçek bir elmas mı? Senden saf olmasın ama %100 saftır. Profesyonel safım adam demedi mi ben sarrafım diye? Ne yapıyorsun Haydar? Ya bir bakayım dedim ya hani altını dişleyince gerçek olup olmadığı anlaşılıyor ya. Evet. Acaba diyorum elmas da anlaşılır mı? Şimdi en az 1 milyar eder değil mi bu? Abi ne 1 milyarı? Aydar'ım kıt kanaatim. Onu satsan Türkiye'nin borcunu ödersin be. En aşağı 200-300 milyarı vardır da bunun. Ne yaptın Aydar ne yaptın? Ay yuttun komiserim. Sadece al kursan neyse canım elmasımı da yuttun sen. Allah inşallah kursağında kalın inşallah son yuttuğun olur. Ulan
elmasın sahibi gelirse ne diyeceğiz şimdi kendisine ya? Bence sahibi çıkmadan hemen gırtlağından söküp alalım derim bu elmasını. Ya nasıl alacağız şu gırtlağından söküp alalım? Ben şimdi silkeleyelim acıkın. Ha bak onu doğru söylüyorsun. Azıcık ya. Dur. Gel gırtlağımıza. Yap yap yap. Bu tarafa bak buraya. Yap yap yap. Uzat ayaklar uzat. Dur bakayım sen de görelim. Aç çok ağır bir iş yaptım. Kaldırma ya. Kaldırma şunu ya. Olmasın diye bana ver. Bak nereden aklına geldi? İtinemi. Ne vurdun beni? Vatandaşın elmasını nasıl yutarsın? Vurun bana vurun. Yemek kendini. Sen oradan bir tak. Dur yapma gitme. Ben buradan acıkın sıkayım da bunu düşmesin aşağıya. Ya sıkmak bu olur mu Gülazer? Bana bak. Adam. Gülazer. Ulan yapma yeter! Yapma diyorum sana be! Bana bak, bunu biz bir doktora götürüp ameliyatla aldıralım elma. Anladım. Hadi bak, dur. Sıkıntı var yoksa ne sıkacak? Dur bakayım. Kalk! Kalk! Kalk çabuk! Al, gel bakayım buraya. Lan, yürü. Şapkaya bak şimdi. Yürü. Ne yapayım bu şapkanı? Vallahi komiserim ya. Bu maaşla et yiyemezken elmas yedik. Allah'tan tamam. İnanmazlar. Geç şöyle geç. Ne gerekirse onu yapın tamam, komiserim. Çünkü vatandaşın elması ziyan olmaz. Hadi hadi hadi. Hadi benim hadi. Hadi sen gidiyorsun. Aa olur mu bir aşk olsun. Bir başka arabayla gel. Bir de gelmeyecek. Başka arabayla gel. Yapmayın bir. Öyle diyorum. Aa Vitor sen insan aklına aykırıdır bu. Başka. Ne var ki kenarda oturdum abi. Ceza acınızı vermesin sizin. Allah ceza acınızı vermesin. Aa vallahi bu kadar hırsız muamelesi yaparsınız bana utanmazlar. Lan ben şimdi ne yaparım bunları takip o elması almaz mıyım ben? Gebersem olacağım dur dur nereye gidersin dur bir dur sana burada. Şu polis arabasını takip et. Eskiden polisler hırsızları takip ederdi. Şimdi hırsızlar mı polisi takip ediyor? Hadi oradan bir kalk çık ağzı hadi koş koş giderler gittiler bile. Hadi git 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 git. Nerede kaldınız doktor hanım? Abi patladın mı geldik işte. Abi mi? Şey abi şey derim yani aslanın kan grubu abi midir yoksa belki kan vermek gerekir de o bakımdan konuşturmayın beni. Hasta ameliyata hazır mı? Hazırım doktor bacı. O zaman niye hala bayıltmadınız? Ben de onu söyleyecektim doktor hanım. Sürekli narkoz veriyoruz ama bir türlü bayıltamıyoruz hastayı. He, narkoz beni etkilemiyor. Biraz mayhoş olayım o kadar. Sen şu narkozu bana ver bakayım şöyle geberin yani bayılıncaya kadar. Şöyle biraz sonuna kadar aç şunu. He, aç aç. Allah Allah. Gördünüz mü bayılmadık uyutamıyoruz hastayı. İlginç bir vaka. Otokontrol sistemi fazla gelişmiş sanırım. Bir türlü uyumuyor. Teessüf ederim. Şerefli emniyet mensubu asla bayılmaz. Hırsıza uğursuzluğa karşı her zaman uyanık durur. Öyle değil mi? Ben şimdi bayıltmasına bilirim. Çık şöyle. Lan Ayda ameliyatına ben gireceğim lan. her zaman bana bayılır zaten. Oldum olası. Hasta bayıldığına göre ameliyata başlayabiliriz. Hadi yar karnını. Peki doktorum. Abi inşallah bu Aydar'ın sindirim sistemi elması sindirmemiştir. Abi nereye gitti bu elmas? Buldum. Vallahi buldum. Yaşadın Gülazer. Evde prensesler gibi yaşadın. İşte. Buldum nihayet buldum. Yani hastayı kurtardık. Çok şükür. Geçmiş olsun artık. Hadi iğne ipliği ver Lokman hekimim doktoruma. Diksin bir an önce. Ben anısına
yanıma alayım bunu. Hatıra diye. 245. ameliyatımdır da onun anısını alırım. Haydi kapatın. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür Allah'ım. Nihayet bitti demek. Bana doğru söyleyin doktor. Kurtarabildiniz mi elması? Kurtardı. Kurtarmaz mıyım komiserim, modern tıbbım. Bu elmas kimlerin hayatını kurtardı? İyi, verin o zaman bana. Allah versin, hemencik öyle elmas verilir mi? Sterilizasyona götürürüm ben onu. Mikrop var, bakteri var. Aydes olursun valla. Çeki çeki. Ya ben bu doktoru bir yerden tanıyor gibiyim ama. Gülase! Gülase! Elması ben kurtardım. Elmas da benim hayatımı kurtaracak. Elimle kaçamazsın Gülazer. Parçalayacağım seni. Abi Gülazer. Yemezleyeceğim seni. Gülazer. Oflu Gabadayı Tahsin ile Jilet Kemal orada da. Arıza tipler. Her düğünde maraza çıkarırlar. Yanında aileleri var. Yanındaki gallara bakmamak lazım. Bu ha? Helalı. Ben de bakmam. Niye bakayım? Yukarı Çoban Çeşme Kütüğü'ne kayıtlı Hamaset Dalgı'nın Aralık 1999 celbinde silah altına alınmasına karar verilmiştir. Güzel Pınar Askerlik Şubesi Başkanlığı. Hamaset, sen askerlik yapmamış mıydın? Vallahi Kadri, sen zeklisin galiba. Sen de bir karar ver be sürahi. Kabul, salak geldim. Ama salak mı gideceğim, zeki mi gideceğim? Yeter artık be! Yorma beni artık bu kadar! Tansiyonum fırladı ya! Kızma canım, kızma! Şimdi şu senin hayırsızlar, senin doğum gününü hatırlamadılar ya. Sen de onlarınkini hatırlamayıverirsin, olur biter işte. Kadriye! Ömrümü yedin Kadriye! Kalan ömrümü de sen yedin Allah! Sen nasıl biliyorsun, öyle yapsın Kadriye! Kafama vurma Kurali abi. Oy! Kolumu kırma Kurali abi. Ha? Ha? Oy! Rüyaymış be. Benimki de pok yemek. Ne işin var rüyanda Yıldız Parkı'nda? Hamsinas, kahvaltı nerede? Hamsinas! Uy! İnsanın böyle köpek balığı gibi ağabeyler olursa rüyasında bile parka gidemez. Günaydın Fenerbahçe! Hamsinas! Nereyesin? Neredesin Hamsinas? Böyle çöpek gibi af kurduklarına Hamsinas göre buralı ve kralı ağabeylerim uyandılar. İyi güzel Allah'ım, ne olurdu bir günde uyanmasalardı rüyalarından. Ya da onlar mı olacaksa ben uyanmayaydım. Tamam, hapının adını Hamsinas koymakla iyi etmedi. Hamsi gibi nazlanıyor da. Günaydın bari. Günaydın. Ulan kahvaltımız niye hazır değil? İlla bacağına 4-5 tane sıkarım mı? Kahvaltı için 2 mermi yeter. Her gün Hamsinas'ın bacağına 4-5 tane mermi sıkarsan mutfak masrafıyla baş edemeyiz da. Asıl o kadar sıkmaya meraklıysanız gidin içerideki çamaşırları sıkın da. Ula? Ula? Yoksa sen bize garı mı demek istiyorsun? Hop 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 hop, dur bakayım. Ben senden 2 yaş büyüğüm. Önce ben fırayım. Fır da evi bok götürsün da. Oy ulan, nereye yersiniz kokuşmuş hemsiler? Bir saat oldu beklerim sizi fırına. Ha bu hapsiraz hep bizi bekletiyor. Hala kahvaltıyı hazırlamadı çıpıt karı. Ula kafalarınızı kırdırtmadan hemen inin aşağı. Ula dursun kırçığı, gelir poğaça pişirmeye fırına. Oy! Dursun aşağıya mıdır babacığım? Sana ne var dursun itimden? Uy, yanlış anladım Kral abi. Hani sıcak poğaça çıktı mı diye sormak için sordum babacığıma. Sıcak sıcak canım çekti be. Oh. Uy ula, hemen inin aşağıya. Ha, sen durmayın adamı. Hadi ula. Hapsın az da karılık kız oldu. Arada bir alnının pekmezini acıtmak lazım da. Niye? Hüdiye ablamın pekmezini akıttınız da ne oldu? Saksıdaki begonyadan ne farkı vardır ha bu kadının? Ha, hadi gidin be. Canım babacığım, sen kayfaltı ettin mi? Etmedim. Hamsi reçeli var, hamsi zeytini var. İstersen hamsi üzerine 2 yumurta kırayım sana. Sen be abi çay getir. Tamam, getireyim canım. Ulan davetiyi nereye koydun fırınım? Ha buraya imiş kayfere.
Düğün de var. Ne? Bizim Akçabatlı Remzi'nin akşama düğünü vardır. Bize de davetiye göndermiştir. Ay! Duydun mu? Bu niye ablacığım, duydun mu? Akşama düğün varmış. Oy! Ne güzel eğleneceğiz bütün gece. Göbekler atacağız. Göbek diyorum, göbek. Çöbek. He. Çöbek. He göbek, çöbek marım. Oy! Canım ablacığım benim. Sen kendini yormuyorsun. Oy! Ben senin için 500 tane daha göbek atacağım. Hamşi nasıl düğüne götürüp namusumuzu kirletmeyi düşünmeyeceğini herhalde bacım. Ola boşuna zevzel etmeyin kot kafalılar. Hepsi Nazım da düğüne gelecektir. Öyle deme babacığım. Her düğünde uvalın şartlarıyla kuzu şartları birbirini ayartıyorlar. Ondan sonraki düğünlerin tohumlarını atıyorlar. Ola bunun neresi kötü? He örümcek kafalılar. Açın babacığım, ha bu iblislere kalsa Türkiye'de kimsenin evlenmemesi lazım. Tüh, salonunda bir sürü ipsiz sapsız herif olur. Sağ bakıp açılırlar. Durduk ya elimizi kana bulatma bizim da. Açın birinin bakmasına gerek yok ki. Aynaya baksam aynayı vurmaya kalkıyorsunuz da. İblisler. Hepsi Nazım. Ne yazık ki ağabeylerin haklıdırlar. Sen evde kalıp Huniye ablanla ilgilenmelisin. Huniye ablamın ilgilenecek bir şey yoktur ki canım babacığım. Baksana bir lahana kadar tehlikesizdir o da. Ulan bu yüklerin içine karışma da. Haçan getir çayımı. Getireyim canım babacığım. Ben de bu gece düğüne gidip içimde biriken bütün göbekleri atmazsam bana da hamşinas demesin ne? Bozuk para yoktur daha. Bozuk para yerine sana kurşun pereyim kullanırsın. Ay, bu ne? Ne yapacağım ben bu kurşun kardeşim? Kurşun bu pe. Her zaman işe yarar, para eder. Altın küpü durumu bana kızını sevdiğim onu. Trabzonspor, Fener, Yendun'da. Tak 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 havaya sıkarsın be. Tamam tamam kalsın. Yarın alırım paranın üstünü. Lan Vurali abi. He. Baba düğünde rezil olmayalım. Yeterince çançörümüz var mıdır? Hiç merak etme uşağım. Kimse pisten daha fazla havaya ateş edemez. Kip gün kip gece sürecek bir tüyüne bile yetecek. Cephanemiz vardır da. Cephane bu da. Cephane hey. Çözünün sevdiğimi kurşun. Hayırlı işte hala. La Tırsın iyi ki geldin. Ben daha bu tabancayı deneyecek yer araydım da. Poğaça pişirecek başka fırın yok mudur ha? Niçin hep pısır fırın yok kirliyorsun? Müşteri sizin büşüşünüze bayılıyor. Onu yalan konuşma da. Yalan konuşma. Hamsi nasıl görmek için geldin, değil mi? Yok, vallahi billahi. Doğruyu söyle. Şunu olmak yapsın, hiç mi diye. Doğruyu söyle. Poğaçalarımı alıp gelince sizin bir şey içinize bayılıyorum işte. La dürüstsün. Bana bak, poğaçalarını aldın, yerdeki kaldırım taşlarını sayarak çıkacaksın mahalleden ha, tamam mı? Dürüstsün. La dürüstsün, hadi. Evet, dur uşağım. Hayırlı işte. Cincim, güzelim. Benim de herkes gibi eğlenip oynamak en doğal hakkımdır da. Ama bu evde doğal olmayan iki tane köpek balığı vardır. Oh, yandan. Oh, yandan. Huy! Oh, oh, oh. Huy ablam da hayat belirtileri başladı da. Ablacığım, hadi bak beraber oynayalım seninle. Belki biraz açılırsın da. He? Huy! Ben de bunu ya ablam gibi mi olacağım? Yok. Ben Vural'den, Gral'den hiçbir zaman korkup da susmayacağım. He, susmayacağım. Erkek sinek mi aldın yoksa kız? He, eşek arısı aldım. İsterseniz tanıştırayım. Vural eşeği, Gral eşeği. Memnun oldunuz mu? La geri ileri konuşma. Bak düğün için ayırdığımız cephanenin bir bölümünü harcamak zorunda kalırız ha. Ulan uşaklar, Haçan çabuk giyinin. Düğüne geç kalmayalım da. Hemşi Naz kızım. Sağ emanettir Huniye ablam. Tamam mı? He tamam. Sağ bugün canım babacığım demeyiz. İşte bu kadar. Bizimkiler gideli bir saat oldu. Haça ben de artık düğüne gidebilirim. Hemşi Naz. He ablacığım. Gelirken bana kırmızı çekirdeği getir. Ben getiririm ablacığım. Kuzey Kıbrıs çekirdeği olsun. He, olur ablacığım, Kuzey Kıbrıs olsun. Ama sen bana birazcık bıyıklık saç veriver şuradan. He ablacığım, bak hiçbir şey olmayacak. Hop, ala. Aldım be. Teşekkür ederim. Bakayım.
Oy, hapşaka, hapşaka. Huy, huy, huy. Ha böyle, böyle. Ha böyle, böyle. Hangi taraftansın hemşerif? Fenerbahçe tarafından. Onu sormuyorum. Kız tarafı mı, erkek tarafı mı? Ben o golde tarafsızım. İyi oynayan kazansın. Kapta eğlencenin göbeğine gelmişim ben. Uy, bizim köpek balıkları eğlenmek için tapança bölümünü bekleyiler. Kaça Vurali ve Grali beni enselemeden hemen göbek operasyonuna gireyim. Açılır be! Hansınız çeliği! Oynamak çıldı ulan bu acil bakadır he! Sine de akşam kimlerdensin tanıyamadık. Ay beni tanıyamadınız mı? Ben bir saat önce yemeğimi yediniz. Ulan ama hamsinesin sesi. Akşam sadece sesime bunun tamamı hamsiler. Ulan senin ne işin var ha burada? Sana evde kal demedik mi? Hamsinas kızım, Huni'ye abulanı ne yaptın? Emanete hıyanet mu ettin? Eder miyim babacığım? Temel amcamın kızı Emine'yi getirdik ha bakıydı. Emine ile birlikte bile yemeğe getirseydin, beni peçibelerinin yerine getirip öyle ölürdün de. Sülalemizin bütün namusunu lekeledin Hamsiner. Ben de senin elbisene gar lekesi edeceğim. Ama namusunuzda bir şey olmadı be. Hem ben sizi şu anda kız kardeşiniz değil, erkek kardeşinizim he. Rasokul o tabancaları veririz ha. Hamsiner haklıdır. Neden diyecek olursunuz? Kız gibi durmadıktan çelik bize hiçbir zararı dokunmaz. Gerisini evde konuşup ederim. Evde konuşmaya fırsatınız olacak babacığım. Çünkü kirayla ben Hamsinas'a tamam mı ateş edeceğim. Şimdi bak eğlene eğlene bildiğin kadar. Arkadaki masaya bakmayın ha. Niçin bakmayacakmışım? Oğlu Gavada'yı Tahsin ile Jilet Kemal orada da, arıza tipler. Her düğünde maraza çıkarırlar, yanında aileleri var. Yanındaki gavlara bakmamak lazım. Oy, bu ha, helalı. Ben de bakmam. Niye bakayım ki? Kim baktı abiciğim? Ne bileyim ula? Sizin masadan bir üstte bizden bir ara bizim kızlar küs gibi çesi. Kesmekle kalmayıp bıyık burkuk öpücük gönderip bir güzel bakı. Yanlış anlama olmasın, bizden kimse öyle bir şey yapmaz. Yaptınız ola mı şerefsiz bu? Ama merak etmeyesiniz. İki gözünüzle şimdi akıtacağım önünüze. Uşaklar! Ne
suçları işitsem. Yukarı Çoban Çeşme Kütüğü'ne kayıtlı Hamaset Dalgı'nın Aralık 1999 celbinde silah altına alınmasına karar verilmiştir. Güzel Pınar Askerlik Şubesi Başkanlığı. Hamaset, sen askerlik yapmamış mıydın? Vallahi Kadriye sen zekisin galiba. Sen de bir karar ver be sürahi. Kabul, salak geldim. Ama salak mı gideceğim, zeki mi gideceğim? Yeter artık be! Yorma beni artık bu kadar! Tansiyonum fırladı ya! Kızma canım, kızma! Şimdi şu senin hayırsızlar senin doğum gününü hatırlamadılar ya. Sen de onlarınkini hatırlamayıverirsin, olur biter işte. Kadriye! Ömrümü yedin Kadriye! Kalan ömrümü de sen yedin Allah! Sen nasıl biliyorsun öyle yapsın Kadriye! Hamaset! Kravatımı gördün mü? Ben senin kravatının bekçisi miyim? Diğerlerden bıstındır işte. Hadi bırak kravatı, gel kahvaltı otur, bak zeytinler soğuyor. Ya biliyorsun, kravatı takmazsam kendimi pantolonsuz gibi hissediyorum. Alışkanlık işte. Ne? Bırakamadın gitti şu kravat illetini. Geceleri köhün köhün öksürtüyoruz işte seni. Yaşlılıktan o, ne alakası var kravatla? Doğru. Yaşlandık artık. Ne kötü şey şu yaşlılık. Ne arayan var ne soran. Huriye de haftalardır hiç aramadı. Huriye de kim? Sen iyice bunadın Peyami. Kim olacak kızımız? Asıl sen bunadın Hamaset. Bizim Rüştü'den başka evladımız mı var? Yok mu? Yok tabii. Olsun. Demek ki olsaydı da arayıp sormayacaktı. Bak sana ne gelen var ne giden. Yok. Bizim kızımız öyle şey yapmaz. Kızımız mı? Hangi kızımız? Huriye. Senin aklına maden suyu sıkayım Peyami. Seni kafayı iyice zıplattın. Bizim kızımız mı var ayol? Yok mu? Kapçıl garson kusum, kusum, kusum. Kapçıl garson kusum. Esnaf garson kusum. Esnaf garson. Ona basma, basma, ona basma. Bas ya. Basmayıp da atlayayım. Pili ki basana basa bir şey değil daha. Ben pandemiyim. Koskoca katı uçarak çıkamam ya. De hadi geç, hadi gir, hadi. Baba ben şimdi servise çıkıyorum. Sen işin bitince hamaslanlara bir uğra. Ortada sürüp süpürürsün daha. Buna kullanan hiç işim olmaz valla. Bir camı 40 kere sildirtiyorlar. Unutuyorlar bir kere daha sildirtiyorlar. Unutuyorlar bir kere daha sildirtiyorlar. Hiç işim olmaz valla. Bu da yazık lan. Bunattı mı zavallıcıklara da? Bunattı öyle ne be? Bulaşımları yıkatıp bana balkona astırtıyorlar. Vurulsun diye. İyi tamam be. Dur. Ha şunu da götür. Dün karavoldan getirdiler. Hadi yürü. Biraz şeker atayım. Demek bizim Huriye diye bir kızımız yok ha? Ha, yok tabii, nereden olacak? Yaşlılık işte Hamaset, karıştırdım. Karıştırdım dedim de aklıma geldi. Ben çayımı sağdan sola mı karıştırıyordum yoksa soldan sağa mı? Bak buradın deyince kızıyorsun. Çayı nasıl karıştırdığını bile karıştırıyorsun. Huriye'dir. Hiç karışmamış. Ters yöne çay karıştırmışım demek ki. Dur bir de sağdan sola karıştırayım bakalım. Buyurun, kimi araştırmıştınız? Hey, maması da bu teyze, ben. Traktör kapıcı Bando. Yanlış numara evladım, kapatıp tekrar çevirin. Şaşkın ördek, numarayı çevirirken dikkat etsene. Kimmiş? Yanlış numara. Madem yanlış numara niye arıyor o zaman? Deli mi yok? Bu sefer kapı çalınıyor. Ben kalkarım, bak bakayım. Bakalım. Ne kötü şey şu yaşlılık be. İyice bunadı zavallı çünkü. Buyurun. Ne bakmıştınız? Ha bunu karakoldan göndermişler Peyami abi amca. Allah kabul etsin evladım. Ölmüşlerinizin canına değsin. Hadi bakalım. Kimmiş Peyami? Karakoldan kağıt göndermişler. Hayırdır, ne kağıdıymış? Ya ne bileyim, müneccim miyim ben? Yukarı Çoban Çeşme Kütüğü'ne kayıtlı Hamaset Dalgı'nın Aralık 1999 celbinde
silah altına alınmasına karar verilmiştir. Güzel Pınar Askerlik Şubesi Başkanlığı. Aman sen askerlik yapmamış mıydın? Bilmem, yapmamış mıyım? Yapmamışsın işte, burada öyle yazılı. Aralıkta askere gidiyorsun. Yapma ya, hem de en verimli çağımda. İnanamıyorum, 45 yıllık karım asker kaçağı olsun ha. Aa, ne asker kaçağı canım? Bu hayvı içinde unutup gitmişim işte. Neydi o, kısa devre midir nedir, onu yapar dönerim. Gene karıştırdın Amaset, kısa devre değil, kısa dönem. Hem sana yaptırmazlar canım, üniversite mezunu olman lazım. O zaman ben de gider uzun devre yaparım. Koskoca Muhsin Paşa'nın torunu askerlikten mi kaçacak? Aa, sen benim dedemi görecektin dedemi. Fişek gibi yüzbaşıydı, ayol 150 başı. Hem o zaman askerlik 4 seneymiş, 4! Doğru, benim dedem de çavuşmuş. Bir gün, hiç unutmam. Neyse şimdi unuttum. Peki sen askere gidersen ben burada tek başıma ne yaparım? 18 ay dediğin nedir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Hem ben sana mektup da yazarım. He? Bence sen bu işten vazgeç Amaset. Ya bu yaşta yapamazsın. Nesi varmış yaşımın? Ben de her Türk yaşlısı gibi gidip yapacağım askerliğimi. Ya sen askerlikten ne anlarsın? Nasıl yapacaksın? Ne demek ne anlarsın? Bugünden itibaren hazırlanacağım. Sen de bana yardım edeceksin. Aman başımıza iş çıkarma şimdi Amaset. Otur oturduğun yerde. Sen ne biçim konuşuyorsun Peyami? Koskoca Muhsin Paşa'nın torunu asker kaçağıymış dedirtmem ben kimseye. Yaylalar, yaylalar. Yüzüm şimşir kaşıktır. Dino, dino yaylalar. Komşum kızını zapt eyle. Yaylalar. Komşu kızını zapt eyle. Bittim artık. Daha fazla dayanamayacağım ama sen. Tıkandım. Tıkandım ne demek Peyami Onbaşı? Daha bir kilometre bile koşmadık. Bittim. İyisi mi? Sen de bedelli yap. Bu yaştan sonra çok zor. Asla! Benim dedem bedelli mi yaptı? Ya bakma şimdi böyle koştuğuna. İki günde eğitim zayiatı olursun. En iyisi sen bu sevdadan vazgeç de sana bir çürük raporu uyduralım. Hayol taş gibi kadınım! Ah! Öyle şeylere tenezzül edeceğimi mi sanıyorsun sen? Hem bizim köyde askerlik yapmayana kız da vermezler. Hadi kalk! Acaba açık öğretime mi yazılsan? Tecil mecil olur. Ay isteme böyle tecil mecil. Benim dedem nasıl askerlik yapmışsa ben de öyle askerlik yapacağım. Çakı gibi albaymış, çakı. Bir görenler vay 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 deyip imrenirlermiş. Daha sonra da albaylıktan bay baylığa yükselmiş zaten. Vay 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 tabii ya. Hem ne vay vay. Vay vay da albay. 15 seneymiş o zaman askerlik. 15! Hadi kalksana be, ne duruyorsun? Peyami Onbaşı kalk! Bir, iki, üç! Ay akşamdan ışıktır! Yaylalar! Yüküm şimşir kaşıktır! Dilo yaylalar! Rahat! Hazır ol! Tanrımıza hamd olsun! Tanrımıza hamd olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz var olsun. Afiyet olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun da nereden çıktı Peyami? Afiyet olsun diyeceksin. Ay ne bileyim ben unutuverdim işte. Hem ne fark eder? Ha geçmiş olsun ha afiyet olsun. İkisi de aynı şey. Acelemiz de. Yemekten sonra da duamızı yaparız. Benim asabımı bozma. Bırak şunu. Hadi tekrar başla kalk. Aman peki. Tamam kalk. Tanrımıza hamd olsun! Tanrımıza hamd olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz var olsun! Afiyet olsun! Yanasın! 1-2-3-4 yerinde say! Esas duruş! Ay, yeter artık Amaset! Ben sıkıldım bu işten, daha askere gitmeden kışlaya çevirdin evi! Saadet! İyi ama döndük! Tüfek kafaya! Oh, oldu mu? Yok be, kafaya değildi Peyami, nereyeydi? Nereyse karar ver.
buldum. Tüfek omuza! Aa, ben açarım, tamam. Ben açarım. Ha, dur. 1, 2, 3, 4. Gel. Git. Hayırdır Peyami abi amca, askercilik mi oynuyorsunuz? Ne oyunu bando? Hamaset teyzen askere gidiyor. Askere mi gideyim? Ne o, beğenemedi mi tertip? Niye beğenemeyecekmişim Hamaset abla teyze? Çakı gibi asker olmuşsun, hamsi gibi parıldayıyorsun. Ulan yazık be. Ha bunlar da iyice kafayı yediler ha. Hadi. Hadi sen de Peyami onbaşının yanına gel de askerlikten nasibini al. Kaynalan seviyormuş. Hadi aç. 1, 2, 3, 4. Esas duruş. Dik dur. Bu nasıl esas duruş be? Siz bir de dedemi görecektiniz, dedemi. Tığ gibi askerdi, tığ. Bu yüzden de tığ general oldu. Üstelik onun zamanında askerlik 25 seneymiş. Ya, sen nereden biliyorsun? Bilmez olur muyum? Hatta bir gün şey olmuştu. Şimdi unuttum. Ya hadi bırakın gevezeliği. Daha yapacak çok iş var. Uygunadım, marş! Peyami, kalk. Ne oldu? Sabah mı oldu? Hadi kalk, nöbet sırası sende. Ne nöbeti? Sıtma nöbeti. Ne nöbeti olacak? Koğuş nöbeti. 1-3 nöbeti senin, hadi kalk, kalk hadi. Hamaset, bu saatte nöbet olur ya Allah aşkına. Tam da bu saatte olur, saat 1. Ya gündüz çuvala mı girdi, yarın tutarım. Ya gece nöbeti gündüz tutulur mu ayol? Hadi kalksana, kalk hadi kalk. Tutulur. Kaza nöbeti tutarım, hadi sen de yat uyu artık. Hadi. Ayol nöbette uyuduğunu görürlerse vallahi askerliğin yatar, kalksana be. Yeter artık be, yeter. Nedir bu senden çekeyim? Sabahleyin mıntıka temizliği, öğleyin eğitim, akşam koğuş nöbeti, gece zart nöbeti, gündüz zurt nöbeti. Daha fazla dayanacağım ben. Ben gidiyorum, rüştülere gidiyorum ben. Delirdi mi Peyami? Nöbet yeri terk edilir mi? Vallahi seni divanı harbe verirler, askerliğin bitmez. Verirlerse versinler. Hiç olmazsa uykuma karışamazlar. Ben gidiyorum artık. Kadın askerlik de bozmuş. Dün gece sabaha kadar çamaşır makinesi nöbeti tuttum. Yani günlerdir doğru düz uyku uyuyamıyorum. Ay ilahi anne, kadınlar askerlik yapmaz ki. Yapmazlar mı? Herhalde babacığım, belli ki askerlik şubesinde bir yanlışlık yapmış olmalılar. Alıp askere götürecek halleri yok ya. Ben de o kadar söyledim, tecil ettirelim diye. Neyse sen şimdi yat babacığım, ben yarın bu askerlik işinden annemi vazgeçiririm. Senin kafanda ne tilkiler dönüyor gene? Yarın sabah komşumuz 7 numaradaki yüzbaşı Sinan Bey ile görüşeyim, sonra seyredersiniz eğlenceyi. Ben de yatayım o zaman artık. Dedeciğim, Şeker Bayramın kutlu olsun. Şeker Bayramı geçen hafta değil miydi? Neyse dur bakayım. Paralar evde, pantolonumun cebinde kalmış. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ay anne, Allah aşkına otursana. Geç işte. Kaç kere söyledik ama dinleyen kim? Askerlikte yorulmak olmaz. Nöbet yerimi terk edemem. Bakalım kim gelmiş? Tam zamanında geldin Sinancığım. İçeride 3-5 televizyon nöbetini tutuyor. İyi günler. Hamaset Çavuş'un evi burası mı? Evet, ne için aramıştınız? Ben kendisiyle görüşecektim, ben onun komutanıyım. Emredin komutanım! Hamaset Çavuş! Emredin komutanım! Sizi tebrik ederim. Niçin efendim? Göstermiş olduğunuz üstün başarıdan dolayı komutanınız olarak sizi takdirnameyle ödüllendiriyorum. İyi ama ben daha henüz askere başlamamıştım komutanım. Hiç önemi yok. Sivil hayatınızda askerlik mesleğine göstermiş olduğunuz aşırı duyarlılık nedeniyle sizi erken terhis edip askerlik mesleğinden ömür boyu muaf tutuyoruz. Benim askerliğim bitti mi şimdi? Hem de üstün bir başarıyla. İşte madalyanız.
Bu da tezkereniz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Bravo. Yani ben madalya aldım. Aman iyi. Güle güle kullan. Müjde peyami abi almayacağım. Müjde Karakol'dan kağıt geldi. Haftaya askere gideyorsun. Peyami sen askerliğini yapmamış mıydın? Bilmem. Yapmamış mıyım? Kaçaksın yani. Ne kaçağı canım? Unutmuşumdur. Hep gider yaparım ne olacak? Koskoca Kazım Çavuş'un torunu askerlikten mi kaçacak? Yaşlanıyorsun ama böyle kendi kendine konuşma huyun da yoktu senin. Ya benim doğum günümü çocuklar hatırlamazsa? Yok canım. Bir tanedir onlar, bir tane. Şimdi hediyelerini de hazırlamışlardır. Hem o hatırlamasa da hikmetim hatım var. O salak karı da hatırlamasa da olur. Onun kafasının içi bulaşık deli gibi olmuştur şimdi. Hey gidi Sürahi, yarın kalktığında bir yaş daha yaşlanacaksın ya. Hay Allah. Yok yok, bunların doğum günümü falan hatırlayacağı yok. Şuraya bak, hepsi gırtlağının derdine düşmüş. İyisimi şunlara biraz hatırlatmaya çalışayım. Yıllar ne de çabuk geçiyor öyle değil mi Hikmet? Ya anacığım, bu haftada şıp diye geçip gidiverdi. Canım yıllar geçip gidiyor, birkaç gün daha geçmiş yok mu? Ya yıllar da geçiyor, dakikalar da geçiyor. Biraz daha oyalanırsam işe geç kalacağım, vallahi. Ya insan günden güne yaşlanıyor değil mi? Bir tek seni hariç babaanneciğim. Sen her zaman tanıdığım gibi 72 yaşındasın. Yok yok canım, eskisi gibi değil. Ben de yaşlandım artık. Oysa dedenizden evlendiğim günü dün gibi hatırlarım. Bravo vallahi. Hafızanıza hayranım Sürahi anneciğim. Ayol 1 milyon yıl önceyi şıp diye hatırlayıverdi vallahi. Sen evlendiğin gün de pek yakın sayılmaz ha? Daha elektrik bile icat edilmemişti. O kadar da abartmayın canım. Ne abartması be? Elektrik icat edilmiş olmasaydı Hikmet'im senin gibi bir damacanayla evlenmiş olur muydu? Karanlıkta kakaladılar bunu, karanlıkta. Vallahi babaanneciğim iyi ki geç bulmuş Edison şu elektriği. Edison yoksa çok severim ben. Edison mu? Edison babaanne, Edison. Annemle babam evlenemeyecek, dolayısıyla ben de merdivene çıkamayacaktım. Geç bulmuş ama iyi ki bulmuş. Yoksa bizim Engin'in aramızda hiçbir elektriklenme olmayacaktı. Bak, oyundan büyük laflar eder. Oysa daha doğduğu günü dün gibi hatırlarım. Emre'nin de öyle şu kadarcıktı. Uday Hikmet'imi de hatırlarım. Vah güzelim benim. Ama ananız benden daha büyük olduğu için onun doğduğu günü hatırlamama imkan yok tabii. Ya yıllar ne de çabuk geçiyor. Anacığım sen bir şey mi ima etmek istiyorsun Allah aşkına? Yok canım, her gün biraz daha yaşlandığımı söylemek istiyorum. Ne var, yaşlandın ama maşallah aklın başın yerinde, ne var? Yerinde tabii. Bir ananın şeyini hatırlamadın ama. Neyini? Elinin körünü. İnsanın anasının bu böyle özel gününü hatırlamaz mı be? Anladım. Bugün babamla evlilik yıl dönümünüz. Onun için iki saattir babamla evlendiği günden bahsedip duruyor. Hikmet! Efendim? Allah müstahakını versin he! Keşişler!
çok ucuz çeyizlik eşya satıyordu. Ay rahat dur Sürahi! Zıp zıp zıplama, ben gönül ferahlığıyla bir film seyredemedik ayol! Televole yok mu televole? Ya benim içim kan alıyor, sen televole derdindesin be! 9 ay 10 gün karnında taşı, büyüt, besle... ...ondan sonra da doğum gününü hatırlamasınlar. Torunlar da mı hatırlamadı? Nerede? Bak benimkiler bu konuda çok hassastırlar. Geçen yıl doğum günümü söyleyince hemen hatırladılar. Salak geldin, salak gideceksin Kadriye! Ben kendi doğum günümü söyledikten sonra beni hatırlamalarının ne manası var be? O zaman ben söyleyeyim. Kadriye! Anladım. Salak geldim, salak gideceğim. Bazen de lep demeden leblebiyi anlıyorsun. Vallahi Kadriye sen zekisin galiba. Sen de bir karar ver be Sürahi. Kabul, salak geldim. Ama salak mı gideceğim, zeki mi gideceğim? Yeter artık be! Yorma beni artık bu kadar! Tansiyonum fırladı ya! Kızma canım, kızma! Şimdi şu senin hayırsızlar, senin doğum gününü hatırlamadılar ya! Sen de onlarınkini hatırlamayı verirsin, olur biter işte. Kadriye! Ömrümü yedin Kadriye! Kalan ömrümü de sen yedin Allah! Sen nasıl biliyorsun öyle yapsın Kadriye! Amin, amin cümlemiz. La havle ve la kuvvete billahü lazim Allah! Hayrola Sürahi anne? O takvim senin odanda değil miydi? Öyleydi. Ama sizin bulanık beyinlerinizin bazı şeyleri hatırlaması için burada dursa daha iyi olacak. Burcu! Efendim babaanneciğim? Bak bakalım şuraya! Bugün günlerden ne? Cumartesi babaanne. Sence bugün önemli bir gün değil mi? Bilmiyorum ki babaanne, pazar ne kadar önemliyse cumartesi de o kadar önemli. Bırak şimdi pazarı cumartesiyi! Bugün tarih olarak önemli bir gün değil mi sence? Hatırlamıyorum. Ah! Tabii ya! Bugün Ardahan'ın düşman işgalinden kurtulma günü. Anne yoksa Kütahya mıydı? Bak senin de ananın yanında kala kala kafanın için bulaşık teline dönmüş ha! Hah! Buldum! Ankara'nın düşman işgalinden kurtuluş günü. Salaklığın zirvesindesin Naciye! Ya Ankara olduğu halı düşman işgalinde kaldı mı ki kurtulsun? Anneciğim ya, sevgililer günü desem değil, anneler günü desem hiç değil. Babaanneciğim ne ki günlerden? Ay sen bizi merakta bırakmayın Sürahi anneciğim ya! Neydi? Ah buldum, Dünya Kadınlar Günü! Yok, Dünya Salaklar Günü! Özellikle kutlamalara bizim evde resmi geçitle başlanacak. Salakların resmi geçidinden sonra da dünyanın en salak ödülü sana verilecek! Allah cezanızı versin, keşişler! Allah cezanı versin! Allah cezanı versin! Unutuldum! Resmen unutuldum! Çocuklar bile doğum günümü hatırlamadılar Necati Bey! Biliyorum! Sen olsan... Asla unutmazdım. Hatırlar mısın? Bir keresinde doğum günümde sen bana siyah kramise bir bluz almıştın. Son ana kadar da doğum günümü unutmuş numarası yapmıştın da ben sana ne kadar kızmıştım değil mi? Sen olsan asla unutmazdım. Hikmet mi? Hikmet de hayırsız çıktı canım. Kim bilir? Belki de onlar da haklıdırlar. Benim gibi yaşlı, bulak bir ihtiyara kim tahammül edebilir ki? Biliyorum. Sen olsa ne ederdin? Beni sevmedikleri belli canım. Belki de haklıdırlar. Olmadık yerlerde kavgalar çıkaran, aksilikler yapan... ...bir bulağı kim sevebilir ki? Biliyorum. Sen olsa severdin. Allah seni de cezanı versin! Beni bıraktın gittin, Allah cezanı vermesin senin! Allah kahretsin! Canım benim!
Canım benim. Anne ne bu bavul falan? Bir dakika daha duramam istenmediğim yerde. Ne oldu ki ya? Bana mı darıldınız Süreyya anneciğim? Aman ne darılacağım sana be! Sana darılsam seni kovarım bu evden, olur biter. Ben istenmediğim, sevilmediğim evde bir dakika daha yaşayamam. Ya nereden çıkartıyorsun anacığım sevilmediğim, istenmediğim yerden falan diye? Eğer sevseydiniz ananızın en önemli şeyini hatırlardınız. Doğum gününü mü? Evet, doğum günün. Yoksa biliyor muydunuz ha? Elbette biliyorduk anacığım, hiç senin doğum gününü unutur muyum ben? İnanmıyorum. Hayır, 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 hayır. Anacığım. Unutmamışlar ya. Çocuklar neredesiniz? Çocuklar. Babaanne, iyi ki doğdun sen anne. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun anne. Çocuklar ne gerek vardı ya? Hiç olur mu anacığım? İnsanın senede kaç defa doğum günü olur ki? Bir kere olur. Taş çatlasın iki kere. Ama normal bir zamanda taş çatlamayacağına göre bir kere. Hadi babaanne, hadi. Hadi babaanne. Neden niye dudayım? Bravo, çok hoş. Anacığım, doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim ay benim. Nice yıllara. Ay sen de gel güzel oğlum benim. Babaanneciğim bak bu da benden. Ay aman benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Bu da benden anneciğim. İyi seneler. İyi seneler. Al bakalım bunu. Peki o zaman siz şimdi sabahtan beri bana numara mı yapıyordunuz yani? Biz doğum günü yapalım istedik babaanneciğim. Yani benden dalga geçiyordunuz öyle mi? İşte. Allah sizin cezanızı versin he mi? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapmış. Tekişte. Allah seni. Allah cezanı. Allah cezanı. Allah cezanı.